şimdi Samet abiyi göreceğiz. Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayız. Bugün bir minik misafirimiz var. Yiğit Samsun'da 23 Nisan Futbol Akademisi'nde oynuyor. Sağ açık olarak oynuyor. Bize meydan okudu. Biz de Yiğit'in meydan okumasını kabul ettik arkadaşlar. Bugün 10'lu yaşlar ve 20'li yaşlar challenge'ı yapacağız. Bakalım kim başarılı olacak. Yiğit'i bize çok methettiler. Yiğit iyi diye. Bakalım ne olacak? Biz de çok merak ediyoruz. Ne diyorsun Yiğit? Yani bize karşı yarışabilecek misin? Yarışmak ne demek ya? İçimizden geçecek. Yapma ya. Videolarımızı izliyor musun? Nasıl, beğeniyor musun? Challenge'a geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi zaman kaybetmeden hemen videoya geçelim. Arkadaşlar ilk bölümümüz Crossbar Challenge. İlk atışı Yiğit yapacak. Bakalım Yiğit, hep beraber izleyelim. Yiğit bizi geçebilecek mi? Biz mi Yiğit'i geçeceğiz? Hep beraber göreceğiz. İlk bölümümüz başlıyor. Ah be! Evet arkadaşlar, 5'te 1 yaptım. Şimdi Aktan abi bana meydan okudu. Geçeceğim dedi. Göreceğiz. Şimdi sıra Aktan'da. Hep beraber görelim. Yiğit 5'te 1 yaptı. Benim de minimum 5'te 3 yapmam lazım. Çünkü abim de bir tane iki tane şansa balı atarsa eğer, beni geçememesi için 3 tane banko yapmam lazım. Yes! 3'te 1. Kalan 2 tanenin ikisini de atarsam 5'te 3. Verdiğim sözü tutmuş olurum. Devam ediyorum. Az önce ne anlatıyordu bilmiyorum arkadaşlar. Birazdan videoda göreceğim. Çok yaklaşmıştım ya. Son şutum. Vurmam lazım. Şu kadar. Kıl payı kaçırdım. Ben de 5'te 1 yaptım. Yiğit de 5'te 1 yaptı. Şimdi sıra abimde. İzleyelim. Ve kral geri döndü. Arkadaşlar beni biliyorsunuz. Bana güvendiğinizi de biliyorum. Güveninizi boşa çıkartmayacağım. Hadi bakalım. %0. Yan direk olsun. Topu kaldıramadım. Biraz çukur bu bölge de. Yapacak bir şey yok. Buradan başlarız. Dörtte sıfır. Evet, son atışı. Ve 5'te 0 la, sonuncu oluyor. Arkadaşlar ben biraz kamerayla çekimle uğraştığım için kendileri önceden bir ısınma aşamasından geçti. İnanın ilk defa topa vurdum bugün. O yüzden başarılı olamadım ama ikinci etapta her şey bambaşka olacak. İkinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölüm, karşıda 5 tane Huni hedef olacak arkadaşlar. Hunileri vurmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak. İkinci bölümdeyiz. İlk bölümde Hak'tan 1 puan aldı. Yiğit 1 puan aldı. Ben 0 puan aldım arkadaşlar. İkinci bölümde çok iddialıyım. Bakalım ne olacak. İlk Yiğit başlıyor. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu bölümde kendime çok güveniyorum. Biraz kolay gözüküyor ama bakacağız. Hadi gidelim. Evet, birinciyi vurdum. Evet, ikiyi de vurdum. Üç boşa gitti. Son. Eşte iki yaptım. Bence iyi bir puan. Şimdi Samet abiyle Aktan abiyi göreceğiz. İyi seyirler. Yiğit 5'te 2 yaptı. Bence iyi bir başarı. Şimdi sıra Aktan'da, bakalım ne olacak. Arkadaşlar bu tur benim için çok kolay görünüyor. Ama yine de çok emin konuşmak istemiyorum. Yani öylesine vursam bile bir tane Huni'ye değer diye düşünüyorum. Ama ilk başlangıçta birincisi ikincisi kolay olabilir. Sonlara doğru işim daha da zorlaşacak. İzleyelim görelim. Şöyle 1'de 1. Devam ediyorum.
kaçırdın 2'de 1. Önemli değil, moral bozmaya gerek yok. Daha 3 topum daha var. Üçte bir yaptım. Kalan son iki topun ikisini de yapmam lazım. Beşte, dörtte bir yaptım. Bunu da atamazsam yine buraya bir dramatik müzik koyarsın. Ama buna izin vermeyeceğim. Hayır be! Beşte iki. İyi, fena değil. Arkadaşlar Hak'tan 5'te 2 yaptı. Yiğit 5'te 2 yaptı. Şimdi öne geçme zamanı. Çok güveniyorum burada kendime ama bakalım. Çok da emin konuşmak istemiyorum. Ama iyi yapacağıma inanıyorum. Bakalım ne olacak. İlk atış kaçtı. Biraz moral bozuyor ama bu durumlar. Bakalım ne olacak. Olamaz ya. Olamaz. İstesen oradan geçiremezsin ya. Üçte bir geldi. Üçte bir geldi. Hadi beşte üç. En azından beşte iki yapmam lazım. Yarışa devam edebilmek için. Beşte iki geldi. Yarışı bırakmıyorum. Şimdi üçüncü bölümdeyiz. Free kick challenge. Bakalım ne olacak? Herkes kaleye geçecek. Herkes kendi kaderini kendi belli edecek arkadaşlar. İlk Yiğit başlıyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar Yiğit'in 3 puanı var. Toplam 3 puan almıştı. Hak'tan da toplam 3 puan aldı. Ben hala 2 puandayım. Şimdi Yiğit 5 atış kullanacak. Bakalım ne yapacak? Kendime bu şeyde de çok güveniyorum bu bölümde. Hak'tan abi zaten çok iyi bir kaleciye benzemiyor. O yüzden gol atacağımdan ümitliyim. İlk atışımı yapıyorum. Ah be! Son anda döndü direkten. Olsun, daha 4 hakkım var. Şimdi ikinciye vuruyorum. Olmadı. Bravo! İşte bu be. 3'te 1 yaptım. Şimdi 4'üncü vuruşu. 4'te 2 yaptım. Son vuruşum. Hadi bakalım. Bence benim için yeni bu puan. Şimdi sıra benim. Yiğit 5'te 2 yaptı. Bu turda iyiyim. Yiğit'i geçeceğimi düşünüyorum. Kaleye de gördüğünüz gibi abim geçti. Sanıyor ki şutlarımı tutabilecek ama ona yanıldığını göstereceğim. Başlıyorum. Bir nevi penaltı gibi oldu. Köşeye doğru tahmin etti. Tuttu. Olsun, fark eden bir şey yok. 4 şutum daha var. İşte budur mu? İşte bu. Resmen Fazia. 4-0 yaptım. Son şutu atıyorum artık yani. Bunu dalgaya almayacağım. Abanacağım. Allah ne verdiyse. Hadi be. Sonuncuyu da bilerek yedim bak. Kolumu vurdu ama bilerek yedim. 5'te 1 yaptım. Yine de avantajlıyım. Puan olarak 2 sayı geride abim bizden. 2 gol yesem bile ancak beraberliği yakalayabilir. Ki 2 gol de yemeyeceğim. Son bölümde son olarak ben atıyorum. Yiğit'in toplam 5 puanı var. Hak'tan 4 puan da kaldı. İkinciliği garantilendi. Ben şu an 2 puandayım. Yiğit 5 puanda olduğuna göre 4'ünü atarsam şampiyonum. 3'ünü atarsam Yiğit'le beraber olurum. Maç uzar. Hadi bakalım ne olacak. Ya! 1-1. 1-1. Hadi bakalım. Ya!
yakaladım. Sıra Yiğit'te. Ah, ikisini atarsam şampiyonum. Şimdi Yiğit'le beraberliği yakaladım arkadaşlar. Şu gördüğünüz top gol olursa bugünün şampiyonu ben olacağım. 10'lu 20'li yaşların galibi ben olacağım. Ama bence Yiğit de iyiydi. Bakalım ne olacak. Yes be! İşte bu. Maç Yiğit'le uzar. Tek top atışı yapacağız. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. Samet abiyle beraberiz şu an. Eğer ben atarsam, Samet abi atamazsa ben kazanıyorum. Evet, şimdi atışa geçiyorum. İşte bu be! İşte bu be! 6 puanım var, şimdi Samet abiyi göreceğiz. Arkadaşlar vallahi Yiğit'ten böyle bir şut beklemiyordum. Çok iyi attı. Köşeye çok iyi vurdu. Sıra bende. Be, işte bu. Arkadaşlar olmadı. Demek ki futbol yaş işi değil. Yiğit'i tebrik ediyorum vallahi, ne diyeyim. İşte bu. Yiğit'i tebrik ediyorum. Abimin de dediği gibi futbol yaş işi değil, yetenek işiymiş. 23 Nisan Futbol Akademisi'nde sağ kanat olarak oynuyor zaten. Ben 20 bildim. Yiğit olduğu için çok fazla zorlamadım. Hani anlarsanız. Ama abimi gördünüz nasıl abandı toplara. Neyse benden bu kadar. Arkadaşlar yani Yiğit'i gerçekten tebrik ediyorum. Hele ki son bölümde çok harika şutlar çekti. Köşeye bıraktı. Hiç beklemiyordum. Yiğit seni tebrik ediyorum. Çok iyiydi. Ne diyorsun? Bence ben hiç umutlu değildim yeneceğimden. Sonlara doğru çok iyiydim. O da beni çok zorlamadı. Bana tekrar meydan okurlarsa tabii ki de kabul edeceğim. Yok ya. Edeceğim. Vay. Ya. Tekrar video beni zorlamadı diyor ya. Vallahi helal olsun Yiğit. Seni tebrik ediyorum. Bir dahaki videoda bekleyin beni arkadaşlar. Bu seriyi beğendiyseniz, serinin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipçilerimizden Yiğit gibi olanların düellolarını kabul edeceğiz arkadaşlar. Serinin devam etmesini istiyorsanız veya Yiğit'le tekrar bir challenge daha istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin. Ona göre videoyu çekip çekmeyeceğimize karar vereceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olun. Doğru arkadaşlar. Bu kadar emek veriyoruz. Evet ya. Evet, Yiğit kalktı. Bugün maçı var. Birazdan maça gidecek. Buralara geldi. Bizle challenge yaptı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.